Bekle. Bak, yarın okuldan sonra futbol seçmeleri var. Gitsek mi? Kaleye doğru yaklaşıyor. Şut çekti ve gol. Çok iyi vurdun Kayu. Sağ ol babacığım. Dünyanın en iyi futbolcusu olacağım ben. Yalnız bizi unutma sakın meşhur olduğunda. Çok iyiydi Kayu. Aynı performansı şampiyonluk maçında da göster, o kupayı alalım. Nasıl kaçırdın Sarah? Beni gördün mü baba? Sarah'ya gayet iyi bir pas verdim ben. Ama o atamadı. Olsun Kayu. Sen aynı şekilde devam et ve bir dahakini kaçırmayacaktır o. Ama kazanmalıyım. Seni çok iyi anlıyorum Kayu. Ama kazanabilmek için öncelikle iyi bir takım oyunu oynamak lazım. Bastır Kayu! Hey Kayu! Hadi Sarah, yapabilirsin! Penaltı. İyisin değil mi Kayu? Ben bu penaltıyı atamayacağım. Sarah, sen atmalısın. Peki ya yine kaçırırsam Kayu? Yapabilirsin Sarah. Ve şampiyonluk kupasının sahibi Greenwood. Kayu ve arkadaşları parka gitmişlerdi. Kayu arkadaşlarıyla futbol oynayacağı için çok sevinçliydi. Evet çocuklar, futbol oynamaya hazır mısınız? Biz hazırız dedeciğim. Sen de bizim takımda mı oynayacaksın? Yo, ben hakeminiz olacağım. Benim işim oyunun kurallarına göre oynanması ve eğlenmeniz. Ben 100 tane gol atacağım. Neden olmasın Leo? Ama burada önemli olan beraber bir takım olabilmeniz. Ama her şeyden önce hadi biraz ısınalım. Kayu'nun aklı karışmıştı. Isınmak? Ama soğuk değil ki hava. Bu farklı bir şekilde ısınma Kayu. Kaslarımızı ısıtmak anlamına gelir. Bak, benim yaptığımı yap. Önce ayaklara dokunuruz, sonra da gökyüzüne uzanırız. Sonra bir sağa doğru kıvrılırız ve bir de sola doğru. Ve de sonunda kalçamızı çeviriyoruz. Bak böyle. İşte bu Rosie, biz ısınıyoruz. Kayu ısınma kısmını çok eğlenceli buldu. İşte bitti. Şimdi ısındınız ve hazırsınız. Hadi bakalım. Bol şans Kayu.
Tamam, herkes hazır mı? 3, 2, 1. Caillou topla sahanın içinde koşuyordu. Gol atmak istiyordu. Buraya Caillou, pasla bana. Açıktayım Caillou. Caillou Sarah ve Leo'yu duyuyordu. Ama golü kendisi atmak istiyordu. Caillou çok üzülmüştü. Gol atması gerekenin kendisi olduğunu düşünüyordu. Hadi Caillou, takımının sana ihtiyacı var. Bu haksızlık dede. Golü ben atmak istemiştim. Futbol bir takım oyunu Caillou. Sen, Sarah, Leo ve Clementine'in bir takım olarak oynamanız ve beraberce gol atmanız lazım. İzle, sana göstereyim. Evet Caillou, bakalım topu alabilecek miyim? Bak şimdi, top Leo'ya geçti. Gördün mü? Bir takım bilincinde oynarsanız her şey çok daha kolay olur. Caillou takım olmanın önemini anlamıştı. Tamam dedeciğim, bence tekrar oynamaya hazırız. Süper. Caillou yine kaleye doğru topla koşmaya başladı. Pasla Caillou. Buradayım. Caillou durdu ve Leo'ya pasını verdi. Oley! Çok iyi çocuklar. Harika bir goldü bu Sarah. Sağ ol Caillou. Beraberce başardık. Caillou topun arkasından koştu ama yakalamak zordu. Karşı takım çok iyi paslaşıyordu. Hayır! Çok iyi Clementine, sağ ol. Clementine topu çok yükseklere attı. Ve Caillou ile Leo topun arkasından olabildiğince hızlı koştular. Hazır ol Caillou. Bu Caillou için iyi bir şanstı. Nişan aldı ve topu kalenin tam içine doğru yolladı. Başardık! Bir gol daha attık. Bravo size takım. Bu attığın çok başarılı bir goldü Caillou. Ben yalnız yapmadım dede. Biz bir takım oyunu oynadık. Peki o zaman oyuna dönelim mi? Evet! Dede etrafta topu aradı ama onu göremiyordu. Hey! Topu göreniniz oldu mu? Rosie, getir onu. Caillou gol atabildiği için çok mutluydu. Ama arkadaşlarıyla takım olabildikleri için daha mutluydu. İzle beni büyük anne. Aferin Caillou. Niye üzgünsün? O kaykaydaki çocuğu görünce geçirdiğim kaza aklıma geldi büyük anne. Bana anlatmak ister misin? Daha iyi hissetmene yardım eder. Arkadaşım Leo doğum günümde bana kaykay hediye etmişti. Hemen denemek istiyordum ama annem önce dizlik ve dirseklik almamız gerektiğini söylemişti. Peki ya kaskada ihtiyacın olmadı mı? Evet. Ama zaten kaskım vardı. Heyecandan duramıyordum. Bisiklet kaskımı taktım ve bahçeye çıktım. Kaykayı yolun başına kadar götürüp biraz daha hızlanmak istedim. Hmm.
Tekerleğe bir taş takıldı ve dengem bozuluverdi. Elimle dengelemeye çalışırken bileğimin üzerine düştüm. Peki sonra ne oldu? Ağlarken kolumu tutuyordum ve annemi bulmaya gittim. Oh Kayu, ne oldu sana? Bileğini mi incittin yoksa? Kaykayımdan düştüm. Kayu, bekle demedim mi sana? Affedersin. Önemi yok. Hadi şimdi gidip koluna baktıralım. Annemle doktora gittik ve bileğimi burktuğumu söyledi doktor. Kırılmamıştı ama yine de çok acıyordu büyük anne. Biliyorum çok acır Kayu. Bana da bir kere aynısı olmuştu. Sen de kaykaydan mı düşmüştün büyük anne? Hayır Kayu. Yürürken buzda kayıp düştüm. Senin de kolunu askıya aldılar mı? Evet Kayu. Tamamen iyileşene kadar birkaç hafta benim de kolum askıda kalmıştı. Sağ ol büyük anne. Şimdi daha iyiyim. Bir daha kaykayına bindin mi Kayu? Hayır büyük anne. Düşerim diye korkuyorum. Ama eğer bütün korumaları giyinirsen pratik yaparsın ve düştüğünde de incinmezsin. Bu kaykay çok eğlenceli görünüyor. Keşke senin yaşında olsaydım. Kesin ben de kaykay öğrenmek istiyor olurdum. Of, kollarım yoruldu. Herhalde Rosie'yi salıncakta en az 100 kere salladım. O zaman hadi birer muz yiyelim de enerjimiz tekrardan yerine gelsin. Kayu, ne anlatıyordun büyük annene? Kaykaydan düşüp bileğimi incittiğimi anlatıyordum. Kayu, kaykaydan korktuğunu hatırladı. Ama çok zevkli görünüyor. Evet öyle. Benim de çocukken bir çift patenim vardı. Çok fazla düştüm ve düşmeden gitmeye öğrenene kadar bol pratik yapmam gerekti. En sevdiğim aktivite oydu. Belki bir kez daha denemelisin Kayu. Evet, bence de. Ama bu sefer bütün gerekli korumaları giyeceğim. Kayu eve vardığında kaskını, dirsekliğini ve dizliğini taktı. İşte Kayu. Oh Kayu, iyi misin? İyiyim anneciğim, korumalar çalıştı. Yine yine Kayu, neredeyse olacak. Başardım.